Küçük Çalık Lisesi futbol takımının kazandığı başarılardan dolayı madalya ve plaket verildi. Öte yandan hayırsever iş adamı Yaşar Küçük Çalık'ın katkılarıyla yapılan çok amaçlı salonda düzenlenen törenle hizmete girdi. Küçük Çalık Lisesi okul futbol takımına başarılarından dolayı madalya ve plaket verildi. Ardından hayırsever iş adamı Yaşar Küçük Çalık'ın katkılarıyla yaptırılan çok amaçlı salon düzenlenen törenle açıldı. Programda bir konuşma yapan Küçük Çalık Lisesi Okul Müdürü Müslüm Serbest, okuldaki etkinlikler ve başarılar hakkında bilgiler verdi. Küçük Çalık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi Sayın Yılmaz Küçük Çalık, Genel Müdürü Sayın Sebahattin Fazlıoğlu, Sayın İlçe Emniyet Müdürüm, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Şube Müdürüm, Daire Amirlerim, hayırsever iş adamlarımız, okul müdürü ve öğretmen arkadaşlarım, okul aile birliği üyelerimiz, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler ve basınımızın kıymetli temsilcileri. 2005-2006 öğretim yılında İnegöl ve Türk Milli Eğitimine hayırsever kuruluşumuz Küçük Çalık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kazandırılan okulumuzda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında çeşitli sportif, kültürel ve sanat faaliyetlerini de gerçekleştirerek okulumuzu ilçemiz ve ilimizde adımıza yaraşır bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu faaliyetlerden birisi de Nuh Mehmet Küçük Çalık anısına düzenlenen okulumuz sınıflar arası halı saha futbol turnuvası oldu. 20 Aralık 2006 Çarşamba günü başlayan ve geçtiğimiz hafta sona eren turnuvada toplam 42 maç oynanmış, 32 sınıftan 300 öğrenci centilmence mücadele etmiştir. Bu turnuva ile hem bizlere böyle bir eğitim kurumunu kazandıran hayırseverlerimizin muhterem babaları merhum Nuh Mehmet Küçük Çalık'ı saygıyla anmak hem de öğrencilerimizin sportif yöndeki becerilerini geliştirmeyi amaçladık. Bu turnuvada emeği geçen başta spor kulübümüzün danışman öğretmenleri Sayın Tansu Yılmaz, Yasemin Tunç ve Metin Gezgin'e, turnuvaya katılan tüm sınıflarımıza, ödüllerin alınmasında katkılarından dolayı okul aile birliği üyelerimize teşekkür ediyorum. Daha sonra konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Baştürk ise okulun yapılışı hakkında bilgiler verirken öğrencilere başarılarının devamını diledi. Çok değerli İnegöl'ümüzün hayırseverleri, Emniyet Müdürü, Cevap Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcım, Küçük Çalık AŞ Genel Müdürü, değerli okul müdürü ve öğretmen arkadaşlarım ve geleceğimizin mimarları, geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrenciler, ilk önce okulumuzun yapmış olduğu bu etkinliğe ve etkinlik sonucunda da yapacağımız ödül töreni ve salonumuzun açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Bundan 2 yıl önce bu binamızın bulunduğu yerde bu bina yoktu. Öğrenci yoktu, öğretmen yoktu. Tarla veya inşaat şeklinde bir arsa görüntüsü vardı. Ama bugün bakıldığı zaman 16 ay önce eğitime başlayan Doğu Mehmet Küçük Çalık Lisesi çok kısa bir sürede, hemen 2-3 aylık sürede kurum olma özelliğini tamamlamış, kendisine kurum kültürünü ortaya koymuş ve hemen zaman kaybetmeden de eğitimde başarıyı, kaliteyi yakalamak için ciddi çalışmalara başlamıştır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hayırseverimiz tarafından bize teslim edilen bu güzide kuruluşu, güzel binayı en iyi şekilde donatmak, aracını, geleceğini temin etmek, öğretmen ve idarecisini temin edip eğitimdeki kalite yolunda mutlaka bir an önce istenilen seviyeye ulaşması konusunda her türlü desteği vermeye çalıştık. Hayırsever iş adamı Yaşar Küçükçalık da okulun yapımında her türlü desteği verdiklerini, bundan sonra da destek vereceklerini ifade etti. İlçe Emniyet Müdürüm, değerli yönetici arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Öncelikle şirketimiz ve ailem için söylenen güzel sözler için çok teşekkür ederim. Yalnız şunu da unutmamamız lazım, bu sosyal bir sorumluluğumuzdur. Her şeyden evvel. Sosyal sorumluluk bugün hepimiz için geçerli olan en temel ögedir. Yaşadığımız, kazandığımız, beraber olduğumuz ilçeye sorumluluğumuz vardır. Bu eserlerde bu sorumluluğun neticesidir. Onun için bu inşallah devam edecektir bu sorumluluk projelerimiz. Şimdi her şeyden evvel sizlerin futbol müsabakasına değinmek istiyorum. Bu futbol müsabakasında sadece yenmek yenilmek değildir. Bu müsabakalar aynı zamanda paylaşmaktır. Bu paylaşım içerisinde bir takım olmaktır. Bu ruh içerisinde beraberce bir başarıya imza atmaktır. Onun için bu tip müsabakalar hepimizi şahıs olarak da geliştirir. Konuşmaların ardından başarılı futbol okul takımı öğrencilerine madalya ve plaketleri verildi. Ardından hayırsever iş adamı Yaşar Küçükçalık'ın katkılarıyla yapılan çok amaçlı salon hizmete açıldı. Herhalde burada konuşmalar yok. Ben iki